Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bisküvili ve muhallebili çok lezzetli, harika bir elmalı borcam tatlısı yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet tarifimize öncelikle muhallebimizi pişirerek başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 3 dolu yemek kaşığı un ve 2 dolu yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ilave ediyorum. Ve 5 su bardağı da sütüm var. İlk etapta sütten az bir miktar ekliyorum ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet muhallebiyi kısık ateşte sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan pişirdim ve altını kapatır kapatmaz bir paket vanilya ve bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve tereyağı içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Ve şimdi kabuk tutmaması için çırpma ile sık sık karıştırmayı ihmal etmeden iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Muhallebi bir kenarda soğurken biz de bu arada elmalı harcımızı hazırlayabiliriz. 6 tane orta boy elmanın kabuklarını soyarak rendenin geniş tarafıyla rendeledim ve uygun bir tavaya alıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı şeker ilave ediyorum. Ve şimdi sık sık karıştırmak suretiyle harlı ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirmeye başlıyorum. Ve 1-2 dakikanın sonunda elmalar suyunu saldı gördüğünüz gibi. Şimdi elmalar suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. gördüğünüz gibi elmalar suyunu tamamen çektiğinde ocağı kapatıyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum. Ve tarçınla beraber güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra elmalı harcımız da hazır. Hemen çabuk soğuması için başka bir kaba aktarıyorum ve soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet bu arada pişirmiş olduğum muhallebiyi kabuk tutmasını önlemek için arada sırada bir çırpma teliyle karıştırarak soğuttum ve iyice soğuyan muhallebinin içerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Ve şimdi mikserin yüksek devrinde güzel bir kıvama gelene kadar yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum. Ve 2-3 dakikanın sonunda harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Tatlımızın kreması da hazır olduğuna göre artık birleştirme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi görmüş olduğunuz petibör bisküvileri soğuk süte batırıp çıkartıyorum ve borcama bir kat şeklinde diziyorum. Bisküvileri dizdikten sonra pişirip soğutmuş olduğum elmalı harcı gördüğünüz gibi tam ortadan ikiye ayırdım ve şimdi tam yarısını bisküvilerin üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve daha sonra elmalı harcın üzerine hazırlamış olduğum kremanın tam yarısını koyuyorum ve kremayı da yayarak düzeltiyorum. ve kremayı düzelttikten sonra kremanın üzerine aynı şekilde süte batırıp çıkartarak bir kat daha bisküvi diziyorum. Ve bisküvilerin üzerine kalan elmalı harcın tamamını koyuyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Ve son olarak elmalı harcın üzerine kalan kremanın tamamını koyuyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. ve kremasını düzelttikten sonra tatlıyı bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlıyı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Şimdi servis etmeden hemen önce üzerine bolca kakao eliyorum. ve dilimleyerek servise hazırlıyorum. daha sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli ve çok hafif harika bir tatlı oldu gerçekten. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve bana güvenerek bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Ayrıca sormak istediğiniz soruları bana yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.